Bu da envanterimize yeni katılan arkadaşımız. Kiapa Double Badger. Şöyle içinde bir kamp çantası çıkıyor. Survivor rifle olarak geçtiği için bunlar böyle daha kampta veya kampçı arkadaşların kullanabileceği gibi sırt üzerinde taşınabileceği tüfeği iç kısmına koyuyorsunuz. Ön cebine de fişekler koyabiliyorsunuz. Fena değil, hafif bir çanta. Bez, yani kumaştan. Ve esas arkadaşımız Kiapa Double Badger. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Parçalarını görüyoruz burada da. Kullanım kılavuzu çok şey değil. Bu aslında tek kırmanın biraz daha gelişmiş versiyonu. Normalde bunlar yurt dışında alt namlu 36 yani 410, üst namlu da 0.22 dediğimiz yivri namlu olarak satılıyor. Ancak Türkiye'de tabi yasal mevzuat gereği bunu yivri namlu yaptığınızda inanılmaz vergi harçları vesaire oluyor. Dolayısıyla Türkiye için özel üretilmiş bir parti. Bu partiden ben de satın aldım. Kampanyalıydı. Dolayısıyla hani hobi amaçlı olarak bir tüfek elde edindim. Ahşabı fena değil. Yani işlemesi kötü değil. Arka dipçik normal plastik bir dipçik var. Şurada Kiapa'nın bir amblemi var. Burada tetik grubu çift tetik. Hafif bir meneviş var. Ama sadece tetikte, yani esas gövde kısmında öyle çok büyük bir meneviş gözükmüyor. Tetik grubu. Ufak tefek toz var tabi. Bu stoklarda beklemişti bir ürün sanırım. Selektörü yok. Sadece emniyet var. Manuel emniyet var. Şurada bir bant yok. Doğrudan namlunun üzerinde kırmızı bir arpacık var. Namlu slak. Herhangi bir mobil şok vesaire takılmıyor. Yani 2 kilo 2 kilo 100 gram civarında bir ağırlığı var. Bu da tüfeğin kurulu hali. Şu şekilde. Çift tetik dediğim gibi şurada bir levyesi var. Bu levyeyi kırarak kurma kolunu açıyorsunuz. Yani atışları ne kadar iyi olacak onu zaman içerisinde göreceğiz kullandıkça. Ama dediğim gibi keyif atıcılığı için kullanılabilecek bir tüfek. Yani öyle çok avda olmaz. Bunun dışında işte kamptaki sırtınıza hani 2 kilo koyup kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Tilkidir, ona benzerdir veya işte kurt gibi bir şey olursa kendinizi sakınmak için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tüfek.